Selamlar millet, hepiniz hoş geldiniz ve bugün Isaac oynuyoruz. Bugün ne yapacağız? Yine bir challenge yapacağız. Önceki videoda hatırlarsanız bu haftanın bir challenge haftası olmasını istediğimi söylemiştim. Hangi challenge yapacağız? Artık sıradan yapalım ya. Çok fazla yukarıdaki challenge'lara özellikle bakmaya gerek yok. Aslında April's Fool'u yapmak istiyorum ama beni çok korkutuyor ya. O yüzden şimdilik sıradan devam edeceğiz. Darkness Falls nispeten kolay challenge'lardan bir tanesi. Tek sıkıntısı Mega Satan'a kadar gidecek olmamız. Öncelikle challenge'ı size açıklayayım. Eve ile başlıyoruz. Kafamızda bir Dead Bird görüyorsunuz çünkü. Four of Babylon var. Etrafımızda bir Sacrificial Dagger var. Dark Matter ve Pentagram ile başlıyoruz. Yani evet, bu ikisi normalde Eve dışında bir karakterde olsaydı çok daha fazla hasarımız olurdu. Ama maalesef Eve ile oynadığımız için bu hasar bir miktar daha düşük olacak. Karşımıza çıkan ilk düşman da Slot oluyor. Bu şekilde Slot'un dibine gidip Sacrificial Dagger ile hasar verebiliriz diyecektim ki gereksiz bir hasar aldık. Ancient Recall. Bundan eğer Dice Shard verdi. Güzel. The Moon. The Lovers. Dice Shard'ı bir elimizde tutalım. Yani boss'taki eşyayı beğenmezsek değiştirebiliriz. Bu anlama geliyor. Ben nasıl hasar aldım orada ya? Şaka gibi. School bag. İşte bunu istiyoruz. Bunu istiyoruz. Ama para kazanamayacağız muhtemelen. Ve az kalsın tezeye kafa asıyordum. Şu şampiyondan hasar alamayız. Yani alamayız direkt. Alırsak ölürüz çünkü. Yani bir an önce aslında bir Soul Heart alabilsek bizim için çok iyi olacak. Bu arada gördüğünüz gibi aktif eşyamız Razor. Bu normalde Eve'in başlangıç eşyası. Peki ne alaka diyeceksiniz? Şu alaka. Eve normalde Razor ile başlıyor. Bir başarımı tamamlarsanız, hangi başarım olduğunu şu an hatırlamıyorum. Bağışla mı alakalıydı? Greed moda mı? Bilmem kaç tane altın bağışlamamız gerekiyordu. Öyle bir şey yapınca açılıyor. Yeterince anahtar maalesef. Anahtar diyorum, altın alamadık. Lanetli odaya girebiliriz. Lanetli odada umarım ölmeyiz. Yeterince kalp var. Girelim bakalım ne var sende ve Guppy's Color. Güzel. Güzel bir eşyayla başlıyoruz. Yani Guppy's Color bizim gücümüzü arttırmayacak. Ama Guppy, 3'te 1 Guppy eşyasını tamamlamış olacağız. Dice Shard'da değiştirme imkanım var. Ama mesela Guppy'nin eşyasını değiştirmem. Eğer buraya işte Buffs Curse, işte Cursed Eye gibi eşyalar çıksaydı onları Dice Shard'la rollardım. Ama bunu rollamama gerek yok. Bundan 2 önceki bölüm olması lazım. Hatırlarsanız eğer bizi fena kurtarmıştı Guppy's Color. Bunlara da korku veriyoruz. Ama bu beni korkutuyor bir tık. Bu beni korkutuyor bir tık. Hadi artık gel. Hızımız da yüksek. Yani yakalanacağımızı zannetmiyorum ama yine de belli olmaz. Bazı bosslar çünkü yarım kalp hasarı vurmak yerine bir vuruyor. Ve bu da beni korkutuyor. Experimental Treatment kesinlikle istemiyoruz. O yüzden Dice Shard'ı hemen kullanacağız. Ve Jesus Juice. Jesus Juice bir bakıma daha iyi. Hem damage upgrade veriyor hem de range'imizi arttırıyor. 8.43 kesinlikle iyi bir hasar. Kesinlikle iyi bir hasar. Lanetli diyorum.
Kafa atıyordum az kalsın yine. Burada muhtemelen gizli odamız. 3 tane bomba aldık. Bu güzel. Süper gizli odaya da bakabileceğimiz anlamına geliyor bu. Bir tane sol harita alsak işler çok daha güzel olur. The Moon. The Moon'u alalım. Bir sonraki katta direkt. Direkt değil de belki de bir lanetli odaya falan girerken kullanırız. Şimdi kaç tane olasılık var? 1, 2. Bakalım şu odaya. Evet, 1-2 olasılık burada var. Boss odasının dibine bakalım. Burada da 2 olasılık var. Toplamda 4 olasılık. Yani ben 3 bombayı burada harcamam. Hadi bakalım bir sonraki kata geçiş yapalım. 2 tane anahtarım var. Vault'a gireceğim. Markete illaki gireriz. Vault'tan direkt eşya alabilme şansı beni cezbediyor. Eşya alamadık ama olsun. Ace of Clubs. Ace of Clubs da fena değildir. Altın anahtarımız var. Ace of Clubs'ı alayım. Eğer tehlikede hissedersek kendimizi hemen kurtarabiliriz. Bu güzel oldu. Ama kırmızı kalp almayacağız. Ve altın bomba da aldık. Bu da çok güzel oldu. Yani bir kat içerisinde hem altın bomba hem de altın anahtar daha önce hiç denk gelmemişti. Şunu alalım. Bunu niye alıyorum? Normalde Eevee'ken kırmızı kalp elde etmemeye çalışırsınız. Power of Babylon'un etkisi aktif olsun diye. Ama Razer eşyasına sahip olduğumuz için buna ihtiyacımız yok. Direkt bir tane kırmızı kalbi aktif eşyamızla tıraşlayarak kendimizden kurtulabiliriz. Şöyle yapalım. Bir tane kırmızı kalbi alalım. Yani anlaşma korumamızı kaybetmiş olduk aslında. Çok mantıklı bir şey mi yaptım emin değilim. Ve Soul Heart. Sonunda bir Soul Heart elde ettik. Gördüğünüz bu vazoları patlatın. İçerisinden 25 altın çıkma şansı var. Evet bu şekilde örümcek çıkma şansı da var. Ama para çıkarsa mutlu eder sizi. Alacağım bu Soul Heart'ı. Gizli odanın kartı oradaydı. Gereksiz bir hasar aldık. Bir tane siyah kalp. Gel bakalım. Bazen bu arkadaşlar hiç olmadık yerden zıplayabiliyorlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Bu arada bilmeyenler için ben videoların altında paylaştım aslında ama hala eğer öğrenmediyseniz Discord sunucumuz açıldı. Discord sunucumuza davetlisiniz. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Bir de bu duyuruyu zaten yapmışımdır muhtemelen. Yarın yani şu an benim bu videoyu çektiğim günün yarını siz bu videoyu bayağı sonra göreceksiniz ama stok video olduğu için. Bugünün yarını ben ameliyata gireceğim. Gömülü dişimle alakalı. Ve ameliyata girdiğim için bir süre konuşamayacağım.
Çünkü böyle alt kesici dişlerimin altından bir yarı kaçacaklar böyle. Yani 2-2,5 hafta, bir 3 hafta gibi bir iyileşme süresi olur. Bir tık beni germiyor değil açıkçası. Little Brimstone. Little Brimstone istemiyoruz. Blood Oath yani... İyi bir anlaşma değil bu ya. Almayacağım hiçbirini. Little Brimstone alınabilir belki ama kalsın. Gizli odaya gideceğiz. Bir sürü bombamız var sonuçta. Niye gitmeyelim? Burada mıdır? Burada olabilir galiba. Normal gizli oda. Ha, süper gizli odaya gitmişiz zaten. Normal gizli oda kaldım. Aktif eşya ihtiyacımız yok. Hemen gidip yukarıdaki The Moon kartını alıp bir sonraki kata geçiş yapacağız. Şunları da patlatalım. Para çıkar belki dedim ama çıkmadı. Yani Ace of Clubs'ı da kullansaydık keşke buradaki bir odada. Seni patlatsam. Yani videoların aslında 3-4 günde bir gelmesinin sebebi bu. Hani sürekli bu yaz bir şeyler çıkıyor ve ben video çekemiyorum aktif bir şekilde. Video çekecek ortamı sağlayamıyorum. İşte ya ameliyata girdiğim için konuşamıyor oluyorum. Aa ben şey almışım. Razer'ı kullanalım şu şekilde. Şöyle bir şey yapacağım. Sol heartlarımı kaybetmemek için öncelikle kırmızı kalpleri aldım. Razer'ı kullanarak içeri giriyorum. Ve Razer'ı kullanarak dışarı çıkıyorum. Başka bir odaya gireceğiz ve bir kere daha Razer'ı kullanacağız. Bu şekilde Dead Bird'ü de aktifleştirmiş olacağız derken. Aslında o hasarı alacaktım. Ama Razer'ın bekleme süresi, hasar aldıktan sonraki bekleme süresi beni kurtarmış oldu orada. Bir bakalım. İçine hiçbir şey çıkmadı. The Moon'la çıkıyoruz. Yani dediğim gibi böyle ufak tefek video çekmemi engelleyen şeyler olmasa benim nihai amacım günde bir video atmak. Birazcık uzak bir hedef şimdilik. Şimdi önümde başka bir engel daha çıkacak. Önce yurda yerleşeceğim falan filan. Yurda yerleştikten sonra düzgün bir video ortamı ayarlama gereksinimi doğacak. Onu da ayarladıktan sonra umuyorum ki o zaman artık biraz daha videoları aktifleştirebileceğiz. Ama şimdilik 3-4 günde bir stabil olacak gibi. Ya ben elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Ama elimden gelen şimdilik bu. Şuraya bir bakalım. Burada değilmiş. Buranın altında da olabilir. Sacrificial Dagger'ı kullanmak istiyordum ama denk gelmedi maalesef. Hadi çık dışarı. Gördüğünüz gibi bir anda hallettik yani. Gereksiz de bir hasar aldık. Maalesef anlaşma çıkmadı. Placenta. Yani
Elimizde Razer var. Bu yüzden bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Alalım o yüzden. Markete gidemedik. Markete gidelim. Buradaki mantarları patlatacağım. Mantarları patlattığınızda içerisinden Magic Mush çıkma olasılığı oluyor. O yüzden eğer bombanız fazlaysa mantarları patlatın arkadaşlar. Bir bombayla 3, 4, belki de 5 mantar patlatabiliyorsanız patlatın. Skull Bag'i alamamak üzdü ya. Normal gizli oda nerede olabilir? Şurada olabilir. Değilmiş. Burada olamaz. Ben boşuna bomba kullandım. Burada olabilir. Aa, biz zaten normal gizli odaya gitmişiz ya. 3 tane bombayı falan öylesine kaybettik. Ama sıkıntı yok. Çok fazla bombam olduğu için göz ardı edilebilecek bir hata. Ben bu odadan hasar almadan çıkamam diyordum ki o kaostan kurtulduk. Benden bir eşya çıkarsa çok güzel olur. Çıkmadı. Yani şu an Mega Satan'ı yenecek kadar güçlü müyüz? Kesinlikle değiliz. Güçlenmemiz lazım. Box of Friends işimize yaramayacak. Champion Bell kesinlikle işimize yarayacak. Özellikle bir de indirimliydi. Başka restock olmaz. Recibo. Tarot Clothes yani... Direkt olarak hasarımızı arttıran bir eşya değil ama işimize yarayabilir. Hanged Man. Elimizde bulunsun. Uçmamız gerektiği zaman uçarız. Ya bu challenge'ın zor olan kısmı Mega Satan'a kadar gitmek zorunda olmamız. Ve Mega Satan'a hiçbir eşya odasına gitmeden gitmek zorunda olmamız. Bu biraz can sıkabiliyor. Şöyle yapalım. Engmen'in özel bir şeysi var mı? Yok. Tarot Code'la verdiği özel bir şey yok. Ve Gimpy. Gimpy güzel oldu. Gimpy güzel oldu işte. Yanlışlıkla hasar aldık. Soul Art'ımı vermek istemiyorum o yüzden. Arcade'e girelim bakalım. Arcade'de hoşumuza giden hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi Placenta bize bir kırmızı kalp yeniledi. Girdiğimiz zaman War of Babylon'un etkisini kaybedeceğiz ama tekrardan Space'e bastığımız zaman Razer sayesinde o özelliği geri kazanacağız. Yani video çekme olayıyla alakalı arkadaşlar, dediğim gibi düzene oturtup hızlı video çekmeye başladığım zaman aslında kanaldaki problemlerin hepsi düzelecek yavaştan. Problemden kastım da abi ne olur alternatif katları aç, ne olur. Sakin olun arkadaşlar, açacağız. Günlük veya iki günde bir video çekmeye başladığım zaman zaten
Yani illa ki biz istemesek de açılacak. Biz istemesek de hızlı bir şekilde artık başarımları tamamlamaya başlayacağız. Ama şimdilik bir tık sabır. Şurada bir gizli oda olma olasılığı yok. Burada. Yok. Buranın solunda. Markete gittik. Yeterince paramız yok. Olsa gidelim o zaman. Ya anlaşmaların bizi kurtarması gerekiyor bu tarz bir durumda. Yani anlaşmalardan şu ana kadar hiç doğru düzgün bir eşya alamadık. Bu iyi değil. Sacrificial Dagger'ı da kullanıyorum hasar vermek için. Çünkü hasarımız yeterli değil arkadaşlar. Yani bu seviye için bile yeterli değil. Maalesef. İstemediğimiz bir eşya çıktı. İçeride Devil Bagger olabilir. Bu yüzden alıyorum kalplerim. Cambion Conception. Cambion Conception işimize yaramayacaktır. Aslında bunu Cambion Conception aldıktan sonra yapsaydım keşke. Şöyle yapacağım. Bu bir. Bu da iki. Bu paraları niye alıyorum? Şu yüzden alıyorum. Markette hatırladığımız kadarıyla bir. Restock makinesi vardı. Restock makinesi sayesinde birazcık rollayacağız. Bizim hasarımızı veya tier rate'imizi artıran bir eşya almaya çalışacağız. 2.73 kesinlikle düşük. Yani onu arttırmamız gerekiyor. BFF. Yani Cambion Conception'la güzel bir ikili oluşturabilir. Hadi alalım bakalım. Yani Mom's Box işimize yaramaz. Dreamcatcher de işimize yaramaz. Dönelim. Ama artık amacımız olabildiğince hasar almak olacak. 20 dakikayı geçtik bu arada. Yani geçen bölümki XX Large Challenge'ı bile şu ankinden daha kolay gidiyor galiba. Onda sadece anneyi yenmemiz gerekiyordu. Bunda Mega Satan'ı yenmemiz gerekecek. İki tane aynı çıksaydı deneyecektim ama çıkmadı. Denemiyorum o yüzden. Bari bir Guppy olabilsek, bir şey olsa yani. Bu oda bir tık sıkıntılı. Hasar almak istemiyorum o yüzden. Hangman kartını kullandım diyecektim. Lakin yine de hasar aldık. Bu arada BFF Sacrificial Dagger'ın da boyutunu büyüttü galiba. Öyle değil mi? Güzel. Artık baksanıza bayağı hasar veriyor. Güzel. Hoşuma gitti. Bir tane rune shard. İşimize muhtemelen yaramayacak. Gereksiz bir hasar.
Uçamadığımı bazen unutuyorum ya. Bir de ıskalamasam güzel olacak ama. Şu kemik arkadaşlardan nefret ediyorum ya. Kübon. Rune of Destruction. Şey düştü mü? Sen ne yapma düştüm. İşimize yaramaz. Yani artık Cambion Conception'ın bize yardım etmesi gerekiyor. Evet, bir tane Incubus. Çok iyi, çok iyi. Gelebilecek en iyilerinden birisi geldi ve BFF aldığımız için double damage vuracak. Bu çok iyi oğlum. Voodoo Head, Voodoo Head. İşime yarayabilir. Haritada altın yok ama burada kullansaydık daha güzel olabilirdi. Şöyle bir şey yapalım. Yerayı mı kullandı acaba Rimshard? Bilmiyorum. Muhtemelen Yerayı kullandı, o yüzden herhangi bir etki göremedik. Ama Yerayı kullansaydı hap iki katına çıkardı belki. Şu anda kalbimin ne kadar kaldığını bilmiyorum ama buna rağmen Razor'ı bayağı kullandım. Markete girdik. Girelim bakalım boss'a. Gördüğünüz gibi çoktan yarı canını alt ettik. İşini bitirdik. Roid Rage kesinlikle çok iyi. Ceremonial Robes. Ama Rotten Baby de çok güzel olacak. Ne kadar canım kaldığını bilmiyorum ama öyle bir durum var. Ben Ceremonial Robes'ı alıp çıkacağım. Riske atmayacağım. Ne kadar soul heart'ım kaldığını bilmiyorum çünkü. Yani muhtemelen 4-5 tane soul heart'ım net vardır. Daha fazlası da olabilir. Hadi bakalım bir sonraki kata iniş yapalım diyecektim ki 17 altınımız var. Voodoo Head'i alabilirdik marketteki. Lanetli odaların sayısını artırıyor. O bayağı varmış soul heart'ımız, yani asaylıkla bir problem olmazdı. Ya ama kazanmak için kesinlikle ihtiyacımız olan bir eşya değil. O yüzden göz ardı edilebilir. Bir tane Vault çıktı. Burada 3 tane kitap çıkarsa eğer Bookworm alırsak çok güzel olur diyecektim ki Bookworm benim neyime? Eternal Hearts. Güzel bir tane altın tezek. Bir tane daha Eternal Heart. Bu da güzel. Ansız var. Ansız güzel olacak.
Gizli odalar için her tarafa koyalım bir şeyler. Yani gizli odadaki bir eşya Ran'ın kaderini değiştirebilir şu tarz bir durumda. Niye ya? Razer'ı kullandığımda yarım kırmızı kalbimi götürmesi gerekmiyor muydu? Götürmedim. Ama Gimpy olduğu için şanslıyız. Şurada bir çentikli kayamız var. Mysterious Paper'ı alacağız. O bir tane de şeyden çıktı. Kuru kafadan çıktı. Yani şimdilik fena bir durumda değiliz. Bu şekilde Mega Satan'ı yenebilir miyiz? Yenebiliriz gibi açık konuşmak gerekirse. Yani canımızı bu şekilde çok tutarsak Mega Satan'ı da yenebileceğimizi düşünüyorum. Tabii Womp işlerin nasıl gideceğini gösterecek bizlere. Mysterious Paper da bu odada bayağı işimize yaramış oldu. Gimpy sayesinde de yarım Soul Heart verip bir Soul Heart almış olduk. Bir gereksiz hasar daha. Harekete girelim bakalım. Ve tabii ki Ultra Grid. Steam Sale artık hiçbir işimize yaramıyor. Bir dakika, şöyle bir şey var mı? Umarım vardır. Yokmuş. Şurası normal bir duvar olsaydı acaba Boss Trap Room'a bir şekilde girebilir miydik diye düşündüm de. Maalesef. Burada da bir gizli oda yok. Nerede olabilir? Ensiz'i şimdi kullansam mı yoksa WOM'da da kullanabilirim Ensiz'i yani. Burası gibi duruyor. Ya paraları alıyorum çünkü şey olma olasılığı var. Şeytan anlaşmalarından orada olma olasılığı yok bu arada da neyse. Şeytan anlaşmalarından Money is Power eşyasını alırsak işimize yarar. Burada olamaz. Burada olabilir ve bence burada. Değilmiş. Başka buranın karşısında olabilir. Burayı patlatmaya çalışmıştık diye hatırlıyorum. Burayı da patlatmaya çalıştık diye hatırlıyorum ama. Nerede olabilir ki süper gizli oda? Bakıyorum, bakıyorum. Yani buranın sağında olabilir, evet. Burayı kaçırmışız. İki tane aynı olan var bir tane. Health Baby de çıkmış, güzel. Cambion Conception işe yarıyor. Gereksiz bir hasar verdik. Evet, negatif ve şeytan anlaşması yine yok. Yine yok, yine yok. Yapabileceğimiz pek de bir şey yok o yüzden. Çok beklemeden geçiyoruz bir sonraki kata. Ensiz'i kullanıyorum. Ve Wombix Large. Gizli odalara gideceğim. Lanetli odaya da gideceğim. Orada bir trinket düştü, onu gördüm. Ama bizim trinketimiz şu anda daha iyi. Bu nedir? Emperor.
Emperor. Kalsın. Elimizde kalsın Emperor. Ne veriyor? If the boss wasn't defeated yet, you're responsible as well. Güzel. Ne var burada? İki tane taş chest. Bunu açacağım. Glovers. Kullanalım bunu burada. Ben gereksiz gereksiz hasar alıp duruyorum. The World. Bu The World'u yanımızda tutmamız da iyi olabilir. The Emperor'ı burada kullanırız. The World'u kullanıp chest'e gideriz. Diyeceğim de zaten direkt biz Mega Satan'a gittiğimiz için. Bu arada biz Mega Satan için... şey soracağım. Bu Mega Satan değil değil mi? Bu normal Satan olması lazım. Şu anda fark ediyorum bunu ama. Galiba normal Satan o. 2 saattir boşuna Mega Satan deyip duruyorum. Aa, bir tane boss atlıyor. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ben. Normal Satan'sa sıkıntı yok ya. Hadi be abi. Capy Steel ve Backstabber ikisini de alacağız. Canımız çok az kaldı. Dikkat etmemiz gerekiyor sadece. Bir eşya daha alabilmek için bunu da keseceğim. Ben Emperor'ın bizi direkt itliğimize ışınladığını bilmiyordum Womp'ta. Abi ne olur hasar almayalım ya. Ne olur hasar almayalım ya. Yani Guppy Steel'i almamız bizim ölüm fermanımız olmuş olabilir. Bir tık. Ve şimdi bu yüzden şeyi kaybedeceğiz. Üç kalp. Birazcık dikkatli oynamamız lazım. Benim hatam. Almamalıydım. Yani Guppy Steel'i almasam da olurdu. 3 tane Soul Heart bayağı işimize yarar çünkü diyecektim. Az kalsın alıyorduk hasarım. Hasarımız bir tık az şu anda. Soul Heart çıkmasını bekliyorum. Tık sıkıntılı bir yerdeyiz. Evet, Sosar'ı da aldık. Şu an ölmeye çok yakınız. Birazcık dikkat. Hadi. Dostum. Abi ama yani. Kaçmama izin vermediler. Ya tam o boşluktan kaçacaktım. Önümde spamlandı bir
Da bir anda korkutucu. Burada bir gizli oda olması olasılığı. Düzgün koyamadım. Ya şöyle söyleyeyim, ben iki canla kazanamam. Satan'ı yenemem yani. Öyle bir şey pek mümkün değil. Evet, soul item'ımızı aldık. 3 canla belki. 3 canla belki. Orada bir çentikli kaya var, görüyorum. Şeyi patlatmadan patlatmaya çalışacağız. Makineyi. Şöyle birazcık uzaktan uzaktan. Ben daha soul heart. Senden bir soul heart düşmesini umacağız. Boss'un yanına geldik. Bir health up da olur. Health up'ı açmıştık hatırlıyorsanız. Sinek çıkartır da canımızı götürürse bayağı sinirlenirim ama. Evet, patlattım. Seni de bir patlatalım bakalım. Gireceğiz mecbur. Yani şöyle bir şey yapalım. Bunu alalım. Tekrar şöyle bir şey yapalım. Şunu alalım. Bunu da yapalım. Yukarıdaki kalplerin hepsini alıp bu şekilde yaparsak eğer, hem Cambion Conception'ın hasar şeysini doldurmuş oluyoruz. Buradakileri patlatalım. Hem Gimp sayesinde Soul Heart kazanma şansı elde ediyoruz. Hem de Power of Babylon'un şarj değil de işte bir kırmızı kalbin altında olma şartını yerine getirmiş oluyoruz. Artık bir gizli oda rica ediyorum. Evet. Yani biz canımızı kaybetmek istemiyoruz. Oyun bize gelmemiz için daha çok düşman veriyor. Şöyle yapacağım. İçeri girdikten sonra yapacağım bunu. Bir. Hayır, 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 hayır. Öldük galiba. Üzgünüm. Galiba öldük. Hayır.